Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nesta'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kafiye. El kelimetu lafzun vuzi'a lima'nen müfredin. Ve hiye ismun ve fi'lun ve harfun. لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. الثاني الحرف، والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم، والأول الفعل، وقد علم بذلك حد كل واحد منها. الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو في اسم وفعل. الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، فمن خواصه دخول اللام والجر والتنوين والإسناد إليه والإضافة، وهو معرب ومبني. فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل، وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. الإعراب ما اختلف آخره به ليدل على المعاني المعتبرة عليه، وأنواعه رفع ونصب وجر. فالرفع علم الفاعلية، والنصب علم المفعولية، والجر علم الإضافة. العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب، فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا. جمع المؤنث السالم بالضمة والكسرة، غير المنصرف بالضمة والفتحة. أخوك وأبوك وحموك وهنوك وفوك وذو مال مضافة إلى غير ياء المتكلم بالواو والألف والياء. المثنى وكلا مضافا إلى مزمر، وإسنان بالألف والياء. جمع المذكر السالم وألو وعشرون وأخواتها بالواو والياء. التقدير ده غلط. Bugün ayın kaçı? 24 Kasım. Kasım. Öbür ay kaçı? 11 24 Kasım 1993. Cemaziyel Ula. Bitti mi? Ula. Cemaziyel Ula. Birinci Cemaziyel. Sani mi? Sani'deyiz. Değil mi? Kaç? 11. Değil mi? 10. Evet. Avamilin nehvi cümlesinden avamilin devamı izhar, izharın devamı da kafiye. Bunlar birbirini tamamlar mahiyette. Üç ilim, üç bölümdür. Cümle kuruluşundan bahsederler. Sarf ilmi bize kelime yapılarını, kelimeleri verir, kelimenin yapılarını verir, çekimini verir, sağlarını verir. Nehv ilmi ne yapar? O da bu kelimeleri bir araya getirmek suretiyle usulüne uygun bir şekilde cümleyi kurar. İşte cümle kuruluşlarından bahseden bu ilme nehv ilmi denir. Elimizdeki kitap üç bölümden ibarettir. Avamil bölümü, ishar bölümü, kafiye bölümü. Ve bunlar da aslında kafidir. Avamil bölümünü olsun, ishar bölümünü olsun,
Birgevi Hazretleri telif etmiş, kaleme almış, tasnif etmiş. Kafiye'yi de İbn Hacib ismindeki bir zat. Besmele ile başlayan müellif meseleye, kitaba el kelimetü lafzun vüzi'a limanen müfredin şeklinde kelimenin tarifiyle başlamıştır. Kelimenin tarifi. Kelime nedir? Kelime bir lafızdır. Ağızdan çıkan bir sözdür. Vüzi'a vaz edilmiştir. Limanen müfredin, müfret bir mana için, mürekkep mana için değil, müfret tek bir mana için vaz edilen lafızlara kelimedir. Defalarca söylemiştik, tabir ve teşbih caizse vazi, lügatleri vaz eden, kelimeleri vaz eden kişi ne yapmış, kim olursa olsun, bir tarafına içinde kelimeler bulunan bir çuval, öbür tarafına da içinde manalar bulunan bir çuval koymuş. Kelimeler bulunan çuvaldan bir kelimeyi almış, manalar bulunan çuvaldan da bir manayı almış, bunları birbirine bağlamış. Nasıl bağlamış? Nasıl bağlasa bağlasın. Ya birini diğerinin içine vaz etmiş, ya da ipte bağlamış. Daha önceleri manasız olan kelimeler, kelimesiz olan manalar bu suretle ne olmuş oluyor? Böyle bir işlemden geçtikten sonra kelimeler manalanmış, manalar da kelimelenmiştir. İşte buna vazi derler. Bunu yapana vazi, kelimeye mevzu, kelimeye mevzu, manaya da mevzun leh. Kelime mevzudur, vaz edilmiş. Ne için vaz edilmiş? Mana için. O halde manaya ne isim vereceğiz? Mevzu'un leh. Mütekellim, yani mütekellime ne denir? Vazi, vaz eden. Kelimeleri manalandıran. Böyle bu şekilde bir yapılan bir işleme de vazi denir. Vazi. Vazi meselelerini anlatan kitaplar da yazılmıştır. Ona vazı ilmi denir. Vazi, vazi, mevzu, mevzunde vazi. Bu dört şeyden bahseden ilimlere de vazi ilmi denir. İşte müsannif de vazi ilmini okuduğu için kelimeyi nasıl tarif ediyor? El kelimetü, kelime nedir? Lafzun bir lafızdır. Ağızdan çıkan bir söz. Vuzya vez edilmiştir. Vazi tarafından limanen bir mana için. Öyle bir mana ki müfredi müfred. O mana nedir? Müfrettir. Mürekkep değil. Tek bir mana için vaz edilmiştir. Kitap. İşte kitap kelimesi lafızdır. Ağızdan çıkan söz. Manası budur. Bu cisimdir. Kitap dendiği zaman bu cisim, bu eşya, bu varlık hatıra gelecek. Neden geliyor? Çünkü kitap kelimesini kişi ne yapmış? Bu cisim için, bu varlık için, eşyadan bu müfret, yani tek bir şey için vaz etmiştir. Kitabı getir dendiği zaman siz hemen anlarsınız, gider getirirsiniz. Evet, bu kelimenin tarifi. Vehiye ismün ve fe'lün ve harf. Usul şöyledir. Evvela tarif edilir bir şey, sonra taksim edilir. Musannif de bu usulü takip etti. Kelimeyi evvela tarif etti, bize anlattı. Ondan sonra da taksimatına geçti, kısımlarına. Neymiş? Kelime isimdir, fiildir, harftir. Yani üç kısım. İsim, fiil, harf. Bunu delillendirecek. Lennaha zira kelime imma en tedülle ala ma'nen fi nefsiha evla. Ya kendi nefsinde, yani kendi kendine bir manaya delalet eder ya etmez. Vaz olunduğu manayı kendi kendine, kendi başına ya gösterir ya göstermez, yardıma ihtiyacı vardır. Es-sani el-harfü. İkincisi nedir? Harf. Harfin de bir manası vardır. Mesela fi,
Vazı ne için vaz etmiş? Fi'yi zarfiyet için. Ela'yı istela için. Ba'yı isak için vaz etmiştir. Fakat şuraya bir ba yaz. Kendi manasını ifade edemez. Fi yaz. Kendi manasını ifade edemez. Ya mabedinde, makabilinde ki kelimelere muhtaçtır. Salleytü fil mescidi. Salleytü ben namaz kıldım. Nerede? Fil mescidi, mescitte. Ha, fi kelimesi bir zarfi mekan, bir yer bildirebilmesi için mescit kelimesine ve salleytü kelimesine muhtaçtır. O halde harfler kendi manalarına delalet etmede müstakil değildir. Başka kelimelere muhtaçtırlar. İşte evla diyor. Ya kendi manasına, kendi nefsinde müstakil olarak delalet eder ya etmez. Etmezse etmeyen kısmı, kelimenin etmeyen kısmı nedir? Harflerdir. Velevvelü birincisi. İmma en yekterine bi ehedil ezmineti selaseti evla. Yani kendi nefsinde bir manaya delalet eden, kendi yağıyla kavrulan kelimeler de ikiye ayrılır. Ya manasını delalet eden ederken zamana da işaret eder. Zamanın üç zamandan birine delalet eder, iktiran eder veya etmez. Es-sani ikincisi nedir? El-ismi isimdir. Etmez. Yani isim kendi manasına delalet ederken üç zamandan birine delalet eder mi? Hayır, etmez. Öyleyse bu nedir? İsimdir. İsimde zaman yok. El-evvel birincisi, el-fiyalü. Manasına delalet ederken aynı zamanda üç zamanın birine delalet ederse söyleyin, fiildir. Fiilin hamurunda, çamurunda üç şey vardır. Zaman vardır, mastar vardır, yani hades. Bir de faaliyet vardır. Darabe, darabenin içinde üç tane mefhum var, üç mana var. Darabe geçmiş zamana delalet eder mi? Eder. Darabe, darp manasına delalet eder mi? Eder. Darabe, bir daribe, bir dövene delalet eder mi? Eder. O halde fiilin mefhumu üç. Fail, hades, yani mastar, zaman. Ve kad ulime bizalike. Ve kad ulime bizalike, muhakkak bilindi. Bu izahla, bu açıklamayla ne bilindi? Haddü külli vahidin minha. Kelimelerden her birinin tarifi. Hadd tarif manasına da gelir. Hudut oradan geliyor. Sınırlama. Her birinin tarifi bu açıklamadan geldi. Yani hem musannif ne yaptı? Bir taşla iki kuş vurdu. Hem taksimatı yaptı hem de bunun zımnında her birinin tarifini yaptı demektir. El kelam. Şimdi geçti kelama. Kelimeyi anlattı, kısımlarını anlattı, tariflerini anlattı. Şimdi kelama. Kelam ne? Kelam bir yönüyle cümle demektir. Cümle. Cümle ile kelam arasında asfar var. Kelam neymiş? Onun tarifini yapıyor. Ma tazammene kelimeteyni. İki kelimeyi tazammün eder, içine alır. İki kelimeden mürekkep. Neyle? Bil isnad, isnad ile. Yani biri müsnedün ilih olur, biri müsned olur. Bağ isnattır. Terkip birkaç kısma ayrılır. Terkib-i izafi. Muzaf ile muzaf ileyhten meydana gelir. Aradaki bağ izafet bağıdır. Terkib-i isnadi. Müsned müsned ilihte meydana gelir. Zeydün gaimün, darabe zeydün gibi. Biri müsned, biri müsnedün ileyh. Buna da terkibi isnadi derler. Yani bunlardaki bağ isnat bağıdır. Üçüncüsü, terkibi tavsifi. Sıfatla mevsufla meydana gelir. Dördüncüsü, terkibi tadadi. Sayı isimleri. Hemsete aşere. Hemse beş, aşere on. Ne yapar? 15. Evet, bir de terkibi mezci. Mezci ba'debekke. İki kelime birleşmiş, biri diğerine tesir etmiyor, bir yerin ismi olmuş. Evet, isnat terkibi bunlardan birisidir.
El kelamü ma tezammene kelimeteyni bil isnadi. Kelam neymiş? İsnat bağıyla birbirine bağlanan iki kelimeyi tazammün eden söz. Söz dizisi. Evet. Bu da bitti. Kelamı tarif ettim. Vela yeteetta zalike. Bu hasıl olmaz. İlla fismeyni ev fi ismin ve fiilin. Ya iki isimde, o iki kelime iki isimden ibarettir. Zeydün gaymün gibi. Zeyd de isim, gaymün de isim. Ya da bir isim bir fiildi. Bir isim bir fiil. Demek ki kelam ancak iki isimden meydana gelir veya bir isim bir fiilden meydana gelir. İki fiilden gelmez. Bunu da anlattım. El ismi şimdi ismi ele aldı. İsmi ayrıca yukarıda zımnen anlaşıldığına anlaşılmasına rağmen tekrar ona müstakil bir yer vererek tarifini yapacak ismin ve özelliklerini, hususiyetlerini anlatacaktır. El ismi isim nedir? Ma ol bir şeydir ki. Öyle bir kelimedir ki. Delle ala ma'nen fi nefsihi. Kendi nefsinde, kendi zatında bir manaya delalet eder. Yani kendi kendine, manasına işaret eder. Evet. Ne dedik? Hüsnü. Hüsnü kelimesi nedir? İsimdir. Hüsnü sen söyle dediğim zaman kim söyleyecek? Hüsnü söyleyecek. Niye? Hüsnü kelimesini vazine yapmış, ona isim vermiş. O zata isim vermiş. Başkası anlaşılmaz. Kendi nefsinde bir manaya delalet eden kelimedir. Ama ne olduğu halde? Gıyre mükterinin be'ahedil ezmineti selaseti. Üç zamandan birine mukarin olmadığı halde. Üç zamana işaret etmez. Hüsnü dediğim zaman geçmişine, geleceğine veya şimdiki zamana delalet eder mi? Etmez. Sadece şu şahsı gösterir. Onun manası o. Zaman yok isimde. Bu da bitti. Ve min havasihi ismin hasseleri vardır. Yani bir şey bir şeye has olursa onda bulunur, başkasında bulunmaz. İsmin hasseleri demek o özellikler öyle şeylerdir ki ancak onda bulunur, fiilde harfte bulunmaz. Hasseleri çok da bir kısmını burada anlatacak. Nedir? Duhulul lami vel cerri vel tembini vel isnadu ileyh vel izafetü. Lamın dahil olması. Lamdan murat, maksat nedir? Söyleyin. Elif lam. He? Elif lam. Elif lam. Lam-ı tarif. İsimlerin başında gelir. Harflerin ve fiillerin başında olmaz elif lam. Bir. Velcer, harfi cerin dahil olması. İsimlerin başına gelir. Ve tenvini, tenvinin gelmesi. İsimlere gelir, tenvinler. Vel isnadü ileyh, müsnedün ileyh olma. Fiilden olmaz. Harften de olmaz. Ya neden olur? İsimlerden. İsimler müstedün ileyhi olur. Vel izafetü muzaf olmak. Neden olur? İsimlerden olur. Kaç tane oldu? Hassesi. Lamın dahil olması, harfi cerin gelmesi, tenvirin dahil olması, müstedün ileyhi olma, muzaf olma. Beş tane. Beş tane hassesi var. Bitti. Şimdi taksimatına geçti. Tarifini yaptı. Özelliklerini anlattı. Şimdi taksimati, ismi taksim edecek. Kısımlara ayrılacak. Ve huve mu'rabun ve mebniyun. İsimler iki kısımdır. Mu'rab, mebni. Fel mu'rabu, mu'rab nedir? El murakkebüllezi öyle bir terkiptir ki, mürekkeptir ki, lem yüşbih mebniyel asli. Mebni asla benzemiyor. Mebni asla benzemeyen ve en azından iki kelimeden mürekkep kelimelere ne denir? Murab denir. Fel murabi murab el murakkebüllezi öyle bir mürekkeptir ki, öyle bir terkiptir ki, çünkü terkibe girmezse zaten kelime görev alamaz. Terkibe girecek, cümleye girecek ki görevini yerini alsın. Mebni asla benzemeyen mürekkeplere ne denir? Muharab isimler denir.
Şimdiye kadar muharep denince ne anlamıştık? Söyleyin. Ahiri değişken. Ahiri değişken. Amil nereden değişiyor o? Sebep ne? Amilden. Başına amil geliyor, onun ahirini değiştiriyor. Amilden bir mana geliyor şeye, kelimeye. Diyor ki sana faaliyet görevi verdim, mefuliyet görevi verdim veya izafet görevi verdim. Sen ona göre ahirini ayarlayacaksın. Muharebin tarifini de yaptık. Ve hükmühü, bunun hükmü. Yani muharebin hükmü. Yani muharebin eseri veya tesiri. Meydana gelecek eser, hüküm o demek. En yehtelife ahiruhu bihtilafil avamili lafzan ev takdiren. Ahiri ihtilaf eder, değişir. Neyle? Amillerin ihtilafıyla. Başına harf-i cer gelirse ne yapar? Mecrur olur. Başına inne gelirse ne olur? Mensup olur. Başına fiil gelirse ne olur? Merfu olur. Değil mi? Amilin ihtilafıyla ahiri değişir. Lafzan ya lafzan ya takdiren. Yani irab o değişme ya lafzı olur. İrab-ı lafzı da olduğu gibi ev takdiren yahut takdiri olur. Bitti. Şimdi burada bir şey daha tarif edecek. El-i'rab. İrab ne? Nerede geçti i'rab? Yukarıda geçti ya. İrab kelimesi geçti. Nerede geçti? Muğrab kelimesinin içinde ne var? İrab var. İrab ne? El-i'rab mehtelefe ahiruhu bihi liyedülle alel me'anil mu'tevireti aleyhi. İrab öyle bir şeydir ki el-i'rab, i'rab ma öyle bir şeydir ki ihtelefe değişir. İhtilaf eder ahiruhu, ahiri. Ahiri değişir. Bihi onunla. Niçin değişir? Liyedülle alel me'ani mu'tevireti aleyhi, üzerine gelecek manalara delalet etsin diye. Alel me'ani, çeşitli manalara delalet etsin diye ahiri amil sebebiyle ihtilaf eder. Tarabe Zeydün. Zeydün dedin. Reytü Zeyden. Zeyden dedin. Merertü bi Zeydin. Zeydin dedin. Niye? Birincisinde ne var? Faaliyet. İkincisinde ne var? Mefuliyet. Üçüncüsünde ne var? İzafet var. İşte bu manalara delalet etsin diye ne yapar? Ahiri değişir, değişkendir. Misalinde gördük. Mütevire de arz olur. Mütevire itibar, arz olma. Hadi onun üzerine, o muğrabin üzerine çeşitli manalar gelir. Muhtelif manalar. Amilden gelir. Faaliyet, mefuliyet, izafet. Ve o manaları göstermek için ahiri değişir. Ahiri merfu olur, ahiri mensub olur, ahiri mecrur olur. Bitti. Ve enva'u nevileri, i'rabın nevileri. İ'rab vesibin nevi kaçıydı? Dört. Refi, nasip, cer, cezim. Onu anlatacak. Adeta ne yapacak burada? İsar'da, evamilde gördüğümüz şeyleri tekrar edecek. Ama biraz daha geniş çapta. Biraz daha dibde köşede kalmış olanları anlatar. Anlatmak suretiyle. Ve enva'uhu İrab'ın nevileri yani türleri üç tane. Ref'ün ve nasb'ün ve cer'ün. Refi, nasip, cer. Ferref-i refi nedir? Alemül faaliyet. Faaliyetin alametidir. Ve nasb-ü nasip nedir? Alemül mefuliyet. Mefuliyetin alametidir. Ve cer-ü cer alemül izafeti. İzafet alametidir. Yani bir kelimenin faal olduğunu nasıl biliriz? İrabına bakarız. Refi ise fail. Nasip ise meful. Cer ise izafe, muzaf. Şey, muzafın ileyh. Bu da bitti. İrab'ın nevilerini de anlattı. Şimdi amili anlatacak bize. El-amilu amil. Ma ol bir şeydir ki bihi onunla yetekevvemü hasıl olur. Ne el-ma'nel muktazi lil-i'rab. İrab'ı gerektiren mana onunla hasıl olur.
Ya Rabbi gerektiren mana neydi? Neydi ya Rabbi gerektiren mana? Bildiğin şey. He? Evet. Faaliyet, mefuliyet, izafet. Üç. Ya Rabbi gerektiren mana ne ile hasıl olur? Amille. Amilden gelir. Amil cümleye hakimdir. Ailenin reisi nasıl baba ise cümlede de hakim olan, söz sahibi olan kimdir? Amildir. O cümlede yer alan kelimelere yön verecek, irap verecek, görev verecek kimdir? Amildir. İşte amil o. El amil amil ma öyle bir şeydir ki yetek bihi onunla yetekevvemü hasıl olur. Ne el ma'nel muktazilil irap, irabi gerektiren mana onun sebebiyle hasıl olur, onunla meydana gelir. Yani cümlenin başına gelirken amil ne yapar? Manalar getirir. Faaliyet, mefuliyet, izafet manasını getirir ve yanında yöresinde yer alacak kelimelere bu manalardan birisini verir ve ona da der ki sen, sana faaliyet, sana da mefuliyet, sana da izafet şeyini verdim, rütbesini, görevini verdim, ona göre ahırını ayarla, bitti. Amilini de tarif ettik. Fel müfredül münsarifü vel cem'ül mükesserül münsarifü. Aynı kafiyede, kafiyenin şeyi İsar'da, İsar'ın sonundaki irab bahsinde anlatıyordu. Şimdi onları tekrar ediyor. Fel müfredül münsarifü, münsarif olan müfretler. Yani tesniye cemi değil. Müfretten maksat tesniye cemi olmayanlar. Münsariften maksat söyleyin. Gayrimünsarif olmayanlar. Yani cerri tenvini kabul edenler. Hem müfret hem münsarif. Bir, zeyt gibi. Zeyt nedir? Müfrettir. Yani tesniye cemi değil. Zeyt nedir? Aynı zamanda münsariftir. Yani tenvini ve cerri kabul eder. Da vel cem'ül mükesserül münsarifü. Bir de cemi mükesseri münsarif. Sığa nedir? Cemi sığasıdır. Rical gibi. Rical cemidir. Cemidir. Hem de mükesserdir. Hem de münsariftir. Yani cerri tenvini kabul eder. Bu ikisi müfredi münsarif ile cemi mükesseri münsariflerin i'rabı ne ile olur? Biz zammeti refen vel fetheti nasben vel kesreti cerren. Ref halleri zamme ile, nasb halleri söyleyin. Fetheyle, cer halleri kesreyle olur. Misal verelim bir isim. Cani recülün refali. Neyle oldu? Zammeyle. Reytü recülen. Ne oldu? Nasbali fetheyle. Merertü bir recülin. Cerhali neyle oldu? Kesreyle oldu. Bu nedir? Recül müfred münsarif. Yani müfred ki tesniye cemi değil. Münsarif ki gayrimünsarif değil. Bir de cemi mükessere misal verelim. Ca'eni ricalün reytü ricalen berertü bir ricalin. Bu da nedir? Cemi mükesseri münsarif. Cemidir, reculün cemidir. Mükesserdir, müfredinin sazi ceminde kırılmış. Evet. Kaç dakika var? Meydan boş kaldı tabii. Evet. Cem'ül müennesi salimü. Cem'i müennes salim olan kelimeler. Ki müfredirin ahırına elif ile uzunta, açıkta da denir. Bir kelimenin, bir müfredin ahırına elif ile uzunta eklenirse ne olur o? Cem'i müennesi salim olur. Müslimat gibi. Müslimetün, müslimetani, müslimat. Bizzammeti vel kesreti. Onun i'rabi neyle olur? Zamme ve kesreyle. Yani nakıstır. Refali zammeyle, nasb ve cerhali kesreyle olur. Cani müslimatün zammeyle, reytü müslimatin kesreyle oldu nasbali. Merartü bi müslimatin
cerhali de yine kesseyle. Yani ihtiyaç 3, hareke 2. Naks. Tam olsaydı 3 olurdu da. Gayrül münsarifi, gayri münsariflere gelince, ki cerri tenvini kabul etmeyen kelimeler gibi, Ahmet gibi. Gayri münsarif. Cerri tenvini kabul etmeyen kelimelere gayri münsarif denir. Ne ile olur bunun i'rabı? Bi zammeti vel fetheti. Zamme ile ve fethe ile olur. Yani refali zamme ile, evet, fetha zamme ile nasb ve cerhali fethe ile olur. Yani üç haline iki hareke tekabül eder. Misal vereyim. Bitti. Misal verelim. Câeni Ahmedü reytü Ahmedde merertü bi Ahmedde. Kesse yok. Kesse yok. Ehuke ve ebuke ve hemuke ve henuke ve fuke ve zumalin. Bunlar. Bunlara esma-i sitte-i mu'telle denir. İlletli altı isim. Ehu, eh kardeş demek. Eb baba. Hem kadının kocası tarafından olan kısımları. Hemu, hem. Henu müstehcen bir şey. Ayıp. Söylenmesi ayıp olan şeyler. Fu ağız demektir. Zumali mal sahibi demek. Manaları da bu bunların. Muzafen, muzafeten ila gayri ya'il mütekellimi. Fakat bunların bir şartı var. Mütekellim ya'inin gayrisine muzaf oldukları halde. Muzaf olacaklar ama mütekellim ya'inin gayrisine muzaf olacaklar. Olurlarsa işte olmuşlar burada. Ehu ke. Ehu kelimesine ya muzaf olmuş ke'ye. Öbürleri de öyle. Hep ke'ye muzaf olmuşlar. Kafa, zamire muzaf olmuşlar. Zumal da mala muzaf olmuş. Evet. Bunlar neyle olur? Bunların i'rabı bil vavi vel elifi vel yai. Refali vav ile, nasbali elif ile, cerhali yai ile olur. Üç haline kaç harf tekabül eder? Üç. Tam öylesi bu. İ'rabı huruf iledir. Hem de tamdır. Refali vav ile, nasbali elif ile, cerhali yai iledir. Misal. Ehuke'ye misal verelim. Cani bana geldi. Kim geldi? Ehuke. Senin kardeşin. Reytü ben gördüm. Kimi gördüm? Nasıl yazıcın? Ehake. Nasıl hali elif ile? Merertü ben uğradım. Kime? Bi ehike. Refali elif vav ile. Nasıl hali elif ile. Cerhali yay ile. Bunlar da böyle. Vel ya el müsenna vekila muzafen ila muzmerin ve isnani bil elifi vel ya'i el müsenna tesniyeler ne kadar tesniye varsa ki kelimenin müfredinin ahırına elifle nun veya ya ile nun gelen müslimani şimdi müslimün müfred tesniye yap müslimani ref halinde müslimani nas ve cer halinde müslimeyni. Bir de zamire muzaf olan kila kelimesi. Bir de isnan kelimesi. Bunlar bil elifi vel yai. Refali elifili olur. Nas ve cer haline ile olur. Yaili olur. Cem'il müzekkeri salimi. Cem'ül müzekkeri salimi. Bir tane kaldı. Cem'ül müzekkeri salim. Ki müfredinin ahırına vav ile nun veya ya ile nun. Müfredinin ahırına ne geliyor? Vav ile nun veya ya ile nun. Müslümün, müslimani, müslimune dersen vav ile nun geldi. Müslimine dersen ya ile nun geldi. Bunlara cem-i zekir-i salim denir. Ve ülü kelimesi iki. Ve işrun, işrun kelimesi üç. Ve hevatü, işrun hevatü da selasun, erbaun, hemsun, sittun, sebun, tisun, semanun, semanuna tisun. Bunlar sekiz tane onluklar.
Ne ile olur bunların irapları? Bil vavi vel yai. İki şeyle. Vav ya. Üç haline iki şey. Ref hali vav ile. Nas ve cer hali ya ile olur. Et takdirde kaldık. Güzel taksimatını yapmış. Kafiye. Besmele, hamdele, salveleden sonra diyelim. Elhamdülillah dememiş ama niye dememiş? Onun sebebi var. Hamd makamında kendisini görmemiş. Yani ben aşağıdayım, aşağılardayım. Hamd makamı yüksek makamdır. Besmele ile yetiniyor fakat elhamdülillah demiyor. Ben kimim ki Cenab-ı Hakk'ı methü sena edelim? Tevazu önden elhamdülillah tabirini kullanmamış. Kelime müfret mana için vaz olunan bir lafızdır. İsim, fiil ve harften ibarettir. Zira kelime kendi nefsinde ya bir manaya delalet eder veya etmez. Etmezse harftir. Ederse o da ikiye ayrılır. Ya üst zamanın birine mukterin olur, mukarin olur. Yani aynı zamanda üst zamanın birine de delalet eder veya etmez. Etmezse isimdir. Ederse fiildir. Bitti. Ve bu açıklamayla, bu tabirlerle kelimenin her birinin, kelimenin kısımlarından her birinin tarifi bilindi diyor. Ama ayrıca yine tarif edecek. Kelam nedir? Ma tezammene kelimeteyni bil isnat. Tarifi bu. Kelamı tarif et. Ma tezammene kelimeteyni bil isnat. İsnat yoluyla iki kelimeyi tezammün eder. Yani bir terkiptir. O terkipte iki kelime vardır. Bu iki kelimeyi birbirine bağlayan nedir? İsnattır. Yani biri müsned, biri müsnedün ileyh. İsnat aynı zamanda hüküm demektir. Nispet demektir. Hüküm, nispet, isnat bunlar aynı şeyler. Kelam ancak iki isimde veya bir isim bir fiilden hasıl olur. İsim nedir? Tarifini yapıyor. Ma delle ala ma'nen fi nefsihi gayre mukterinin bi'ahedil ezmileti selase. O öyle bir kelimedir ki kendi nefsinde bir manaya delalet eder ama üç zamanın birine delalet etmez. Hasseleri, lamın duhuli. Lam ve harfi cerin dahil olması, tenvinin gelmesi, müsnedü ileyh olma, muzaf olma. Bunlar da ismin hasseleridir. İsim iki, başlıca iki kısma ayrılır. Mu'rab mebni. Mu'rab nedir? Tarifini yapıyor. El mürakkebüllezî lem yüşbih mebniyel asli. Mebni-i asla benzemeyen bir mürekkeptir. Yani terkibe girmiştir, cümleye girmiştir ama mebni asla benzemez. Mebni asıl dört. Mazi, harf, emir ve gayrilan bazı cümleler. Onun hiçbirisine benzemeyecek. Hem terkibe girecek, yani iki şartın biri vücudi, diğeri ademi, öyle derler. Terkibe girecek ki bu vücudi. Mebni asla benzemeyecek, bu da ademi. Birinci şart vücudi, yani var olacak. İkinci şart ademi, yani olmayacak. Hükmü nedir bunun? Mu'rab'in hükmü nedir? Ahiri amilin değişmesiyle değişir. Lafzen veya takdiren. Amil değişti mi, ahiri de değişir onun. Oraya bağlı. İrab-ı tarif et. O öyle bir şeydir ki onun sebebiyle kelimenin ahiri değişir. O kelimeye arız olan manaların değişmesiyle arız olan manalara delalet etsin diye İrab kelimenin ahırında bir alamettir. Ya refi alameti, ya nasip alameti, ya cer alameti. Niye? Amilden ona gelen mana ona göre alamet almış. İrab'ın nevileri isimler de üç tane. Fiilleri de katarsak dört olur. İrab'ın nevileri dört. Şey üç. Refi, nasip, cer.
refi faaliyet alameti, nasip mefuliyet alameti, cer izafet alametidir. Amili tarif et. Ma yetekevvem bihil me'anel muktazili li yarab. Tarifi bu. İrabi gerektiren mana onun sebebiyle asıl olur. Cümleye o getirir. Hangi kelime cümleye İrabi gerektiren yani faaliyeti, mefuliyeti, izafeti getiren hangi kelime ise o amildir. Cümleye hakimdir o. Söz sahibi odur. Diğer kelimeler ona göre sıralanır, İraplarını alırlar. Bitti. Peki, tatbikata bakalım. Kaç çeşit muarep var? Kaç çeşit muarep var? Bir, müfredi munsarif, cemi mükesseri munsarif. İki şeyden ibaret. Refali zamme ile, nasbali fethe ile, cerhali kesre ile. Yani i'rab-ı hareke ile olup tam. İki, cemil mennes sarim. Biz zammeti vel kesreti, refali zamme ile, nasb ve cerhali kesre ile. Oldu iki. Gayri musarif, refali zamme ile, nasb ve cerhali fethe ile. Onun tersi. Ahmet kelimesi. Gayrimusarif. İsmini bilirsin. İrabi huruf ile olup tam olanlar. Esma-i sitte-i mu'telle. Neler onlar? Ehuke, ebuke, hemuke, henuke, fuke, zumarin gibi. Bunlar da mütekellim yayının gayrisine muzaf oldukları halde. Evet. O refali vav ile, nesbali elif ile, cerhali ya ile olur. Tesliyeler, zamire muzaf olan kira kelimesi, isnan kelimesi, bunların refali elif ile, nasb ve cerhalleri ne ile olur? Ya ile. Son, cemi müzekkeri salim. Ülü kelimesi, işrun kelimesinin kendileri, havatları, refali vav ile, nasb ve cerhali, ya ile yani bu şekilde Giyafiye'nin birinci dersini metnini okuduk, manasını verdik, özeti şeyini, mefhumunu yaptık. Allah, Allahü Zülcelal hepimizi rızasından ayırmasın. Amin. Niyeti halise ile niyete sahip kılsın. Amin. Halis niyet olacak. Fakat yapacaksınız. Yani geçen zaman her günün dersini yapacak, yapın. Bir iki defa tekrar ettiğiniz zaman olur. Elinizde kitap var, elinizde bant var. Bunları yaparsanız Allah yardım eder. Bir de takva ehli olacaksınız. Haramların büyüklerinden de küçüklerinden de sakınacak, farzların büyüklerini de küçüklerini de yerine getirmede titizlik gösterirsek ne olur? Takva ehli olmuş oluruz. Takva ehli olunca ne olur? Allahu Zülcelal Hazretleri bize yardımcı olur. Hadis-i şerif söyleyin. Kim söyleyecek? Hadis. Evet. Men amile Allah bilmeden öğretir. Tamam. Men amile bima alime. Men amile, bir kimse amel ederse neyle? Bima alime, bildikleriyle. Verresehullahu bima lem ya'lem. Allah ona bilmediklerini de öğretir. Varis. Varis kılmada, yani mirasa konmada, miras malına konmada insanın ne başı ağrır, ne terler, ne yorulur. Babası öldü, amcası öldü, dedesi öldü, mal kaldı ona. Miras manası o. Hiç zahmet çekmeden. Evet. Kur'an'da da var bu. Vettegullah ve yuallimukumullah. Vettegullah, siz Allah'tan korkup korunun. Onun emir ve yasaklarına göre dikkat edin. Ve yuallimukumullah. Allah ne yapar? Size öğretir. Ve yuallimukumullah. Zaten o şey İmam-ı Gazali öyle diyor. Diyor ki kulaktan dolma ilimler biter. Bir göl düşünün. Bir havuz düşünün. Suyu
arkadan gelmiyorsa, altından çıkmıyorsa, takviye edilmiyorsa ne olur? Bir gün gelir biter. Böyle bir hazineye sahip olacaksınız ki o bitip tükenme bilmeyecektir. Arkadan gelecek. İşte bu da ilmi ledünni ismini de alan vehbi ilim. Onun sırrına mazhar olma. Çok mühim fırsatlar var sizin elinizde. Evet, bunlar zor şeyler değildir. Ve bunlar olmadan da hocalıktan bahsedemeyiz. İftira etmiş oluruz hocalara. Ne dersin hacı? Evet. Ondan kusur yapmıyor hocam. He? Repetisyon çok yani doğru yapıyor. Hmm. Karışmıyor bir şeyleri. Güzel. Zor. Evet. Geldi mi vakti? Biraz daha var hocam. 15 dakika daha var. Aa, şimdi terkip yapacağız. Terkip artık şimdi sağlam yapalım. El kelimetü lafzun vüzi'a limanen müfedin. Bu cümleyi bir yapalım. Bir kelime. El kelimetü. El harfi tarifi. El kelimetü. Sıradan. El harfi tarifi. El harfi tarif mebnun ala sükun. Sükun. Kelimetü. Adını söyle. İsmin. Merfu'un zammeti. Müpteda. Müpteda. Görevini de verdik değil mi ki? Cümlede görevi müpteda olmak. Refali zamme ile. Lafsun nedir kelime? Nedir? Lafsun bir lafızdır. Evet. Nedir? Haber sorusudur. Haber. Evet. Dur bakalım. Acil söyle. Lafsun söyle. Lafsun. İsmin. Evet. İsmin mazmun. Evet. İsmin. Merfun. 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 Bu yani İrab merfu, mensup, mecrur kelimeleri ba ile kullanılır. Yani kendilerinden sonra ba harfi cer gelir. Merfu'un bizzammeti. Bizzammeti evet. Merfu'un bizzammeti. Mebni kelimeleri ala ile kullanılır. Alel fetih, alel cerri, alel kesri. Fakat muraplerde ba ile kullanılır. Merfu'un bizzammeti. Görevini ver. Cümlede görevi ne? Kelime müptede olduğuna göre ne istiyor? Evet. Evet. Haber. Haber. Kelime müptede, her müptede bir haber lazım. Lazım. Evet. Öyle lafız ki vüzi'e, vez oluna, vüzi'e, ismini söyle. Fiil. Cins. Fiili mazi. Fiili mazi. Meçhul. Değil mi? Vüzi'e. Geldik şeye, murab mı mebni mi? Vüzi'e, mazi olduğuna göre mebni değil mi? Mebni. Vüzi'e, fi'lün mazin, mebniyün, ala. Mebni kelimesi ala ile kullanılır. Alel fetih. Vüzi'e. Tamam. Faalin nerede bunun? Bakacaksın önde geliyor mu? Satırda var mı faal? Yok. Öyleyse altındadır. Gizli. Neymiş? Hüve. Hüveyi yap şimdi. Hüve. Zamirün. Zamirün. Evet. Muttasilün. Muttasilün. Evet. Müstetirün. 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 Evet. Ne diyeceksiniz? Mebniyün ala mahallidir. Mebniyün ala ref faali vüz'e. Vüz'e me'a fa'ilih yani fa'iliyle beraber nedir? Cümletün fi'liyetün bir fiil cümlesidir. Ne olur? Söyleyin. Şimdi görev vereceğiz o cümle muhareptir. Lafzun lafız. Öyle lafız ki vüz'e vezulun sıfat. Cümle vüz'e cümlesi lafız kelimesinin sıfatıdır. Ve muhareptir. Yani cümlenin burada İrab'tan mahalli var. Faal ile beraber vüz'e birleşir, lafız kelimesini niteler, sıfat, onu beyan eder. Öyle lafız ki vüz'e vezuluna, ne için vezuluna? Limanen, bir mana için. Limanen dediğimiz zaman kaç kelime var? İki. Biri li, biri mana. Li nedir? Harf-i cer.
harfi cerdir. Mütellaki de müze. Mana kelimesini şeye bağlayacak, müze kelimesi. Ne için vaz olunmuş? Limanen bir mana için. Manen, ismin. Evet. İsmin. Li var. İsmin. İsmin mecrurun. İsmin mecrurun takdiren. Ahırında elif var ya. Ya var. İsmin mecrurun takdiren fi mahallin nasb. Meful lehu olacak ya, meful olacak. Fi mahallin nasb mefulü leh. Harfi cer lam olursa meful lehtir İbn-i Hacib'e göre. Limanen. Evet. Demek ki meful lehmiş. Ne? Limanen. Başında harfi cer li. Mana nedir? Meful leh. Ne meful lehi? Vuzya kelimesinin. Bir daha yapalım. Li harfi cer mebniyün alel kesr. Manen. Asli limaneyin. Yara bir takdir bunun. İsmi mecrurun takdiren. Yara bir takdiri bunun. Fi mahallin nasb mefulülle. Yani mana kelimesinin iki yönü var. Lama bakarsanız başındaki lama mecrur olması lazım. Vüzeye kelimesine bakarsanız mensup olması lazım. İkisi arasında sıkıştı kaldı mana kelimesi. O zaman demişler ki senin cer halin lama göre olsun, nasb halin de vüzeye göre olsun. Halledilmiş. Öyle mana ki müfredin müfred. O da onun sıfatı. Müfredin. Söyle Ayhan. Müfredin. Hani kitapların senin? Evde mi kaldı? He? Olmaz. Emanet kitapla hocalık olmaz. O kitabını götürdüğü zaman sen yaya kalırsın. Rizelli Rahmi olduğundan hep kafadan okuyorlar hocam. He? Kitaba bakmıyorlar be. Rizelli Rahmi olduğundan hep kafadan okuyorlar. Kitaba bakmıyorlar be. Evet. Kitaba bakma da şeydir. Sevaptır. İbadettir. O lafızlara gözünüz, kelimelere göz alışacak, kulağı alışacak, dil alışacak, kalp alışacak. Yani dört uzuv beraber çalışacaklar. Yani, evet, öyle mana ki müfredin müfred. Müfred kelimesi, evet, söyle, Selim. Müfredin, ismin, ismin, müfret demeye lüzum yok da ismin. Evet. İsmin mebniyün. Mebni değil. Meczur. Bu muarep kelimedir. Mebnilerden değil. İsmin mecrurun bil kesri sıfat değil. Sıfatı mananın sıfatı. Çünkü mana da mahalle mecrurdu. Sıfat mevsufurun irabını alacak. Müfredin mana kelimesinin sıfat olduğuna göre mananın irabı nasıl cerse müfredin irabı da cer olacak. Müfreddin dedi bu. Evet. Ve hiye ismün ve fiilün ve harfün. Geldi mi vakit? Hiye müpteda isim haber ve vatıf fiil onun üzerine atfediliyor. Ve vatıf harf bunlardan birisine atfediliyor. Evet, orada kalalım. Kafiye ismi fail mi olur? He, tabii ismi fail. Kefadan geliyor. Kafiyetün. Kafiyetün. Kafi de artık bunu bitirdin mi? Ney bilmi kafi. Başka bir şey okumaya gerek yok değil mi ona? Ona bu ismi vermiş. Mustanif demiş ki benim telif ettiğim bu ilmi, bu bölümü, nehvi ilminin bu bölümünü okursanız size yeter. Kafi gelir. O zaman ben kafama bu şey elhamdülillah demediği şey daha kurduyorsun. Şimdi bu elhamdülillah demediği bir alim mesela. Şimdi ben o zaman düşünmem lazım. Ben o zaman ne cihazımı tamamen kapatıp sıkmam, yummam lazım.